Astaghfirullah. İbrahim yayına hoş geldin. Bismillah. Bismillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, salatı, rahmeti, bereketi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın ve Ehli Beytinin radıyallahu anhum ve bütün peygamberlerin Aleyhissalatu Vesselam ve Ehli Beytlerinin radıyallahu anhum ve gelmiş geçmiş bütün Müslümanların üzerlerine olsun. Amin. Şimdi sayın seyirciler, sayın abonelerimiz, önce bir oyun denemek istiyorum. PUBG geçebiliriz, oynayabiliriz. Başka oyunlar da oynayabiliriz. Ama öncelikle bir oyunumuz var. Bu oyunu sizlere göstermek isterim. Oyunu şimdi birazdan adını yazaraktan göstereceğim. Oyunumuzun adı neydi hacı? Oyunumuzun adı Online Imposter 3D. Online Imposter 3D. Among Us'ın 3 boyutlu hali, yani nasıl bir hissiyat verir bilmiyorum. Among Us oyununun 3 boyutlusu diye düşünüyorum. Bu oyunu deneyelim. Boyutu 100 megabayt bile değil. Bir oyunumuz daha var. Special Ops. Special Ops'ı da deneyebiliriz diye düşünüyorum.
Düşük boyutlu online shooter oyunu. Modern Ops da var aslında da Modern Ops'ta boyutu daha büyük bu oyuna göre. Yani aslında shooter olarak PUBG var. Hani bunları gösteriyorum, belki telefonunuzda yer yoktur. Hani büyük çaplı oyunlar değil, büyük boyutlu oyunlar değil. Modern Ops büyük mesela. 500 megabayt neredeyse. Onu oynayana kadar PUBG oynarım yani. Öyle değil mi? Zaten büyük boyutlu oyun. Hani o da shooter, o da PUBG de shooter. Modern Ops da shooter. Hani farklı bir, çok da farklı bir oyunlar değil. Hani çok da farklı oyunlar değil. PUBG de shooter. Modern Ops da shooter yani. Ana tema shooter üzerine. Savaş oyunu, atıcılık shooter. Hani bu iki oyunu deneyelim bakalım diyoruz sayın seyirciler. Öncelikle şeyi deneyeceğiz. Öncelikle Online Iron Imposter 3D'yi deneyeceğim. Online Iron Imposter 3D bakalım nasıl bir oyun. Sayın izleyenler, sayın abonelerimiz. Online Iron Imposter 3D açıldı şu an. Oyunun nasıl oynandığını tarif ediyorum. Gezer avcı da mı? Neyse, espri yapmayacağım. Yapmamaya çalışıyorum. Bir an espri yapacaktım ama çok da güzel olmayacağını karar verdim şimdi. Bütün görevleri tamamla. Sonra kazan diyor. Astronot. Astronot. Biz astronotuz. Kurduğu tuzaklar var. Anladığım kadarıyla katil tuzaklar kuruyor. Bu tuzaklara yakalanmamamız gerekiyor. Kapattım sayın izleyenler, sayın seyirciler, sayın abonelerimiz. Grafikler medium, orta ayarda. Tamam, böyle kalsın. Şimdi single player butonundan tekli de oynayabiliyormuşuz. Online butonundan da online oynuyoruz. Online deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, random maç diyor. Server listesinden seçebiliyormuşuz. Kendimiz bir server oluşturabiliyoruz. Bu server listesine baktığımızda 4'e 3 var mesela. 10'a 5. 4'e 3'lük o da kapandı mı? 10'a 4 var. 13'e 7 var. Şu neymiş? Speedrun Gamers. Sesli sohbet yok galiba gördüğüm kadarıyla. Şimdi burada bakalım. Video hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Verdim hazırımı. Şimdi sayın seyirciler. Bakayım o da başlayacak mı? Ben neredeyim? Ha şu. Imposter 19.
IMP 19 diyor ya. 19 benim sayın izleyenler. IMP 19 benim. Emirhan aleyküm selam, hoş geldin. Kimi reportlayacağız? Nasıl reportlayacağız? Millet kaçtı. Ben de saklansam mı ne yapsam? Ben yaratık değilim. Zıplama yeteneğimiz canı çok fazla. Bakın. Bayağı bir yükselebiliyoruz. Sağ ol Emirhan. Allah'a hamdolsun. Sen nasılsın? Dinleniyorum, oyun oynuyorum. I am Poster 3D oynuyorum. I am Poster 3D. Among Us'ın 3 boyutlusu. Çok yukarı zıplıyoruz ha bu arada. Bu ne lan? Katil kim? Katil geldi mi? Telefon kullanamıyoruz. Zıplayabiliyoruz. Yer çekimi az. Allah iyilik versin Emirhan. Oyunu deniyorum İbrahim. Davet ettiğin için teşekkür ederim. 11'i geldi. Ama katil değilsin değil mi? Dikkat edin, katil her an gelebilir. Şimdi bataklık mı var burada? Buradan biri mi düştü? Saklan diyor. Hayır, saklan butonu var. Bak buraya saklanabiliyorsunuz. Bazı bölgelerde saklan butonu var. Saklanabiliyorsunuz. Katil ki fenerimizi açıp kapatabiliyoruz. O kan var. Kan var, öldürmüşler. Katil çalışmaya başladı. Öldürmüşler, birini öldürmüş. Cesedini saklamış ama bak. Kanları bırakmış. Cesedi saklamış, kanları bırakmış. Onun biri geçiyor lan. Katil olmaz. Ceset nereye gitti peki? Bu ne oğlum? Babasının oyuncağından buldum. Kim oğlum katil, açıklayın lan. Oğlum katil kim, açıklayın bak. Bak beni sinirlendirmeyin bak. Açıklayın bu katili. Oyunu bir iki el deneyeceğim. Oyunu bir iki el deneyeceğim. Bir tane daha oyun indirdim. İbrahim teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Ne zaman gelirim bilmiyorum. Bir de şey indirdim. Special Ops indirdim. Hadi gel katil buraya. Buraya gel katil. Yüzleşme zamanı. Acayip yüksek zıplayabiliyoruz ha. Normal değil bu zıplama yeteneği. Tuzak buldum, tuzak buldum. Katil olan kim? Adam biri ölmüş. Adam biri öldü de onu bulamadık ya. Kim öldürdü? Katil kim? Aa, katil bu olmasın ha sakın. Hadi be, katil ben miydim acaba? Katil kimdi lan? Katil kimdi anlamadım. Tamam İbrahim. İyi oyunlar dilerim. VS atıyorsunuz. Tamam. Emirhan'la İbrahim VS atıyormuş. Bakalım kim kazanacak. Şimdi burada Quick Play diyelim. Bakalım nasıl ödeye atacak. Az önce server listesinden seçtim. Şimdi Quick
Quick Play diyeceğim. Yani random maç arayacağız bakalım. Random'da kazanabilecek miyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Attı bir tane o da ya. Bakayım. O da doluyor seyirciler. Bismillahirrahmanirrahim. Evet gene girdi bir odaya. O da hemen doldu. Bakalım. Bu sefer katili bulabilecek miyiz? Bakın. Katil olan kimse, tamam mı? Artistlik yapmadan hemen kendini belli etsin. Bu Spider-Man katil olabilir mi lan? Katili biz burada neye göre bulacağız? Abaküs var. Abaküsü de. Abaküs mü resim mi bu ya? Tuzak oldu. Biri mi geldi? Oğlum dur ya, yanlış attık. Şunu niye aramıyor? Kutudakini. Ha, bir tane var diye mi adam? Emirhan hile yapmaz İbrahim. Oyunda biraz kasma oluyor. Bağlantı probleminden dolayı olabilir sanırım. Kapı vardı burada bir yerde. Biz nereden çıkacağız kardeşim? Kapıyı açsana. Aa, bak tuzak atmış, görüyor musun? Kapının önüne tuzak atmış. Kapılmamamız lazım. Tuzaklardan sadece bir tane alabiliyoruz yani. Bak ha, öldürdüler. Katile yakalandım. Ama ben katilim. Ben zombi oldum. İşte, sen mi ısırdın lan beni? Aa. Oğlum dur, dikkat et. Hemen. Burada kimse yok. Diğer tarafa gitmemiz lazım. Boş burası. Biz şimdi canavar olduğumuz için diğerlerini bulmamız lazım. Canavar olmaya yok mu? Saklanıyor ya. Saklanıyor. Diğer canavar olmayanlar saklanıyorlar bence. Kapıyı niye açıyorsun dayı? Burada kimse yok. Biz de dışarıya çıkacağız, bakacağız neredeler diye. Saklanıyorlar ya. Bırakırsın ya. Canavar zıplayamıyor yani. Canavar hızlı koşabiliyor. Canavar hızlı koşabiliyor ama zıplayamıyor. Astronotlar da zıplayabiliyorlar. Nerede bundan saklanmışlar, bulamıyorum ya. Ha? Biri var. Burada canavar var. Burada da canavar var. Dur, bulacağız onları, merak etme. Efes aleyküm selam, hoş geldiniz. Abi AFK'yken bir kill almışım. Onu laf ediyor. AFK'yken bir kill. Yani olayı tam görmediğim için yorumlayamıyorum ama hile konusunda ben hile yapmayacağını düşünüyorum. Ben zaten yaratık saklamama gerek yok ki. Nerede bu adamlar ya? Bulamıyorum kimseyi. Burada kimse yok.
kimse yok. Nerede bu adamlar ya? Burada kontrol odası. Merkeze geldik. Şuz. Bak bak bak, bu şüpheli. Şüpheli bu. Oyuncak var burada ama alamıyoruz. Astronotken bu oyuncağı alabiliyoruz galiba. Şeyken alamıyoruz. Oyuncakları astronotken alabiliyoruz. Ha, biz kazandık. Canavarlar kazandı. İki maçın ardından hesap oluşturmamızı istendiler. Oyuna başlar başlamaz bir hesap oluşturulmuyor veya Google Play hesabınızla giriş yapamıyorsunuz. Birkaç maçın ardından size hesap oluşturma önerisi geliyor ekranınıza. Ama hesap oluşturmadan da misafir hesabıyla devam edebilirsiniz. Eğlenceli görünüyor. Saklambaç oyununa benziyor. İşte saklananlar var, kaçanlar var, bulmaya çalışanlar var. Bulmaya, yakalamaya çalışanlar var. Yani bir saklambaç oyunu diyebiliriz. Among Us'ın 3 boyutlusuna benziyor. Report olayına falan girmedim. Hani çünkü reportlayabilecek bir olay görmedim. Sadece canavarı gördüm. Zaten canavarı gördüğüm an canavar beni yedi. Ben de canavar oldum. Hani canavarı gördüm. Yani reportlayabilirdim o an ama vaktim yoktu. Çünkü canavar hemen geldi. Beni de canavara çevirdi. Onun için reportlayamadım. Canavar olduktan sonra da zaten başkalarını reportlayamıyorsunuz. Report sistemini tam anlayamadım. Hani reportu nasıl yapıyoruz? Yoksa sadece ısırıp diğerlerini mi? Oyun modları da değişiyor tabi. Şurada create server. Server oluşturdan oyun modlarına bakabiliriz. Mesela PvE var. Arkadaşlarımızla beraber botlara karşı oynayabileceğimiz. Zombi modu var. Canavar diğerlerini zombiye çevirmeye çalışıyor. Yakalanan zombi oluyor. Hide and Seek var. Saklambaç modu. Daha önce de başka bir oyunda oynamıştık. Av modu var. Hunt modu. Mafya var ve PvP. PvP modu var. Sayın izleyenler, sayın aboneler. Oynadığınız moda göre demek ki değişiyor bu. Imposter modu hani PvP yazan galiba. Aynen. Imposter diyor. Bu PvP yazan, buradan haritayla istediğiniz haritayı seçebiliyorsunuz. Kursan bir oda gelen olur mu acaba? Estağfirullah. Bir oda kurdum, bakalım gelen olacak mı? Oda kodu 22590.
Imposter modu kurdum. Imposter modunda bakalım odaya gelip oynayan olacak. Bilgisayardan da oynanabiliyor. Telefondan gelenlerde telefon işareti çıkıyor. Bilgisayardan girenlerde bilgisayar işareti çıkıyor. Bu arada bir zıplama mı? Zıplama düşmüş mü ya? Dört tuzaklar atılmış. Bakın. Dört tane tuzak atmış. Bu kadar mı gidebileceğimiz ya? Ya bu taraflar niye açık değil? Bu taraflar niye kapalı? Impostor beni yedi, canavar beni yedi. Bakalım. Ben ne oldum ya? Ben izliyorum şu an bana. Ben izliyorum. Oyuncuya göre izleme yapamıyorum ben. Canavar kapıya dayandı bak. Canavar kapıya yakalandı ama diğerleri kaçtılar. Kovalıyor şimdi diğerlerini. Canavar hayalete döndü. Canavar hayalete döndü. Bu adamın canavara dönmesi gerekmiyor muydu? Bateriyi aldım. Ben canavar mıyım, normal miyim, değil mi? Bateri ne işe yarıyor?
tane yer kapattım ama galiba bir tane daha kapatmam gerekiyor. Labirente benziyor burası. Buradan gidersem. Tuzağımız var ya. Buradan tuzağa çıktım. En sol tarafta bir yer vardı mavi, orayı yazacağım. VS'niz güzel geçmedi galiba, anladığım kadarıyla. Ama birbirinizin kalbini kırmayın. Birbirinizin kalbini kırdığına değmez. Canavar burada. Canavar burada da diğerleri nerede? Burada hayalet var. Ben de hayaletim büyük ihtimalle. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı ama bu harita labirent olduğu için kafa karıştırıcı. Harita labirent. İki kişi kalmış bu arada, bir değil. Bir zombi, iki normal oyuncu var. Şimdi tuzak attı biri. Burada normal oyuncu olabilir. Aa, yakalandı mı? Canavar tuzağa yakalanmış. Olan tuzağa yakalanmış anladığım kadarıyla. İki normal oyuncu var. İkisini de buluruz. Bölüm canavar kazanacak bölümü de. Bilgisayarı çalıştıramıyoruz. Şimdi şu mavi yerleri mi bitirmek lazımdı? Sonunda maç bitti. Mağlubiyet.
eğlenceli görünüyor. Sen seyirciler special ops'a da başka zaman yaparız. Bekletmeyeyim sizi daha fazla. Yani siz şimdi PUBG oynuyorsunuz da Battle Royale oynamıyorsunuz. Battle Royale oynarsanız ben gelirim. Bu arada FPS'i de düşürmüş ha. Imposter 3D oynadık. FPS'i de düşürmüş. 20'lere falan düşmüş FPS. 20 diyorum ya. Ha, aynı zaten 30 civarı veriyor. 20'ye düşmüş FPS. Artık oyunla alakalı büyük ihtimalle. Oyun harici başka bir şey çalışmıyor çünkü. Kapanmış durumda şimdi her şey. Şu an galiba yayında değilsiniz. Special Ops deneyelim o zaman bakalım. Special Ops'ta. Mesafir hesabıyla gideceğim. Hazm oyun hesabı var mı diye sordu. Yani daha doğrusu oyun geliştirici firması Hazm hesabımız var mı diye sordu. Yok dedim. Get ready. Yaptığım ayarları sıfırladım ya. Begin. Neyse. Allah'tan yaptığımız ayarlar sadece biri normal kalmış. O da müziği kapatmıştım. O kapalı kalmış. Kardeşim.
Birazcık kapalı kapalı. Complete. Headshot. Rakibi defalarca vurdum, ölmedi canı. Canı bile azaldı. Kapıları açtı. Shot. Lan nasıl öldüremedik ya? Başlangıçta Makon silahınız var. Shot. Oyun parası kastıkça diğer silahları alabiliyor. Triple kill. Huzur oyundaki gibi başlangıçta Makom var. Oyun yok. Defeat. 8'e 4 oynamışım. Level up. Ranklı oyunda ölüm maçı buldum. Ranklı oyunda ölüm maçı buldum. Ben burada ranklı maç demeyerek başka haritada seçebilirsiniz ama.
daha çok biliyorduk. Burada galiba kendimiz de daha çok biliyoruz. Bu zorluğunu görebiliyorsunuz. Yani anladığım kadarıyla Zulu oyundaki gibi Makon Sinay'ın başkanı sonra ilerledikçe veya level atladıkça değişik silahlar veriyorum size. Level 9'da yani. Taarruz tüfeklerinden flaması level 9'da veriyor. Artık katil değil, level 15'de veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oruçlu olanlar Allah kabul etsin. İftara yaklaşık 1 saat kaldı. Kargo Simülatör 2020 Türkiye oyununa girdim. Bismillah, elhamdülillah, estağfirullah. Aldığımızdır. Maşallah gayet güzel.
Burada da kırmızı yer ya.
devam. بسم الله استغفر الله. Patlayan lastiğimizi benzinlikçide onaracağız sayın seyirciler. Yeni aldığımız çekicimiz yüksek. Şoför kabinin içi de güzel. Çekicinin motor sesi biraz tuhafıma gidiyor ama hızlı bir araç. İyi gidiyor. Süratli gidiyoruz. Bu kadar diyelim. Kargo Simülatör 2020 Türkiye'den. Yaklaşık bir 40 dakikamız kaldı. İftar vaktine iyi. Oruç tutanlar Allah kabul etsin. Parça diyorum sayın seyirciler. Parça olabilir yani. Hatta bir başka bir oyun mu denesin? Yarım saatlik mesela. Bir kod mu bu şey mi? Warzone denese ki videoda bile düzgün çalışmıyor, kasıyor. Ama Warzone mu var? Hani PUBG var, Rocket Royale var. Cihazımızı fazla yormayacak. Boyutu da fazla büyük olmayacak ama shooter oyun olacak mesela. Yani shooter oyunlar
heyecanlı oluyor ama işte gözü yoruyor. Düşük boyutlu hem de atölye bile giyemeyeceğim. Bak, Infinity Ops 10 milyon indirilmiş. Modern Ops neredeydi? Battle Prime büyük. Ne yapabiliriz yani? Critical Ops da güzel ama çok küfürcü velet var. Boyutu aslında çok da büyük. Da güzel de orada biz de takım kuramadık. Rainbow Six Mobile daha çıkmamış. Aslında bu Critical Strike'ı da ben bir ara kastım. Ops'ta neredeyse 650 megabayt neredeyse, yani 618 megabayt. Modern Ops denenir mi sizce ya? Megabayt. Denenir mi? Bildirelim, deneyelim. Sayın seyirciler. Milyon indirmesi var. Aslında Zula Mobile oynuyordum. Anladım. Critical Ops'ta devam ettiğim, oynadığım bir oyunda ama orada da çok küfürcü velet var. Bakalım Modern Ops'a bakalım. Olmazsa belki Critical Ops belki yapabiliriz. Critical Ops'ta yani artık chat'i kapatırım, öyle oynarım artık. Ne yapayım, o chat özelliğini, yazışma özelliğini kapatabiliyorsunuz, öyle o şekilde de oynanabilir. Hatta bazen Zula'da bile o kadar velet dadanıyordu ki o chat'i kapatıyordum yani. PUBG'de sesi kapatıyorum. Böyle hani gıcık gıcık konuşuyorlar, insanı sinir ediyorlar sayın seyirciler, sayın abonelerimiz. Yani alt tarafı oyundur, kalp kırmaya gerek yok. Kalp kırmaya değmez yani.
geldi. Modern Ops geldi sayın seyirciler. Bakalım Modern Ops'ta performanslar, oynanışlar nasıl olacak? Merakla beklenen anlar diyebilir miyiz? Giriyoruz Modern Ops'a, bakalım nasıl bir oyun deneyimi yaşayacağız. Sıkıştırmaya geçebiliriz. Daha önceden bir hesap oluşturmuşuz anladığım kadarıyla. Çünkü bize bir hesapla başlattı. Grafikler de ultradaydı. Orta seviyeye aldım cihazımız zorlanmasın diye. Ölüm maçı TDM diyor. Arkadaş lobisi oluşturabiliyoruz ama level bir level atlamamız gerekiyor. Ben işte bu ana var, ölüm maçı var, herkes tek var. Bıçak var, silah var, bomba imha modu var. Ölüm maçıyla devam edelim sayın seyirciler. 5v5. Bismillahirrahmanirrahim. Bağa girdi bana be. Thank you.
Adamın bütün vücudunu tutabiliyor. En azından ücretsiz hepsini denedik. Ne gelmiş, ne çıkmış. Bunu çıkartmış mıyız biz? Evet, çıkartmışız, tamam. Silahta geliştirme yapabiliyor muyuz? Yükseltme yapabiliyoruz. Neyle yükseltme yapabiliyoruz? Oyun parasıyla. Silah ekipmanına takabiliyoruz. Ama
Mor paradan lazım. Mavi paradan var da mor paradan yok senin sözüne. Bu ek tutucu diyor. Taktiksel klip, taktiksel şarjör takarsak şarjör değiştirme hızını da değiyor. Şarjör değiştirme hızını da azaltıyor. Ordu şarjörü pro takarsak hareket hızını da arttırıyor. Ek cephane de veriyor. Ek tutucu da veriyor. Buradan dürbün takabiliyoruz sensizler. Ha böyle normal dürbün de varmış. Sniper dürbünü gibi. Şöyle üst eklentiler de var. ...1600'e böyle üst eklenti de takabiliyormuşuz. Dürbün tarzı üst eklenti. Bunun içinde 200 altın ödememiz gerekiyor. Evet şimdi... ...bir maç daha girelim sayın izleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika tabancada bir şey var. Tabancada ne var? Yüksek mi var? Bu muydu yani? Bu kadar mı? Betir, bıçağımızı da yükseltelim o zaman. Yükselmiyor mu? Yok, yükselmiyor. Böyle oyunda değişik bıçaklar da var sayın seyirciler. Elhamdülillah, estağfirullah. Bismillah, estağfirullah.
Koşko. Koşko hoş geldin. Vuruyorum adamlar ölmüyorlar ben. Bu nasıl iş ben anlamadım. Bismillah. Estağfirullah. Rocket Royale oyununda bir Battle Royale maçı arattım. Oyun tuhafıma gitti ya. Aslında Modern Ops oyunu ama hani vuruyorum atıyorum mermileri adam ölmüyor bir türlü. Bir şarjör mermi atıyorum ölmüyor. Silahıyla bitiririm zannettim, bitiremedim.
Incoming airdrop. Balyozda tek mi attı bana mı öyle geldi? Peki bu adam atom bombasını mı aktif etti? Adada yanlış hatırlamıyorsam bir tane de atom bombası vardı. Rokete binip kaçma ailesinde. Bu hile olabilir mi?
Son 5-10 dakika. Bir maç gitsem çok uzun sürer mi? Sayın izleyenler. Beş on dakikalığında ne yapabilirim?